14 Mayıs'ta inşallah bu sevdamızı tavan yaptıracağız, tavan. Hazır mıyız buna? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bu ne ihtişam? Bu ne güzellik? Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır, yanında olacaktır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir. Kardeşlerim, neredeyse uzun bir süre, bir yılı aşkın ruberu hemhal olamadığımız Mersin'i gerçekten özlemişiz. Hele hele bu alanı çok özlemişiz. Bu alana çok geldim. Ve bu alanda açılışlarımız, mitinglerimiz çok oldu. Başını Toroslara yaslayan, ayağını Akdeniz'e uzatan Mersin'i sevmemek, Mersin'i özlememek mümkün mü? Ne mümkün? Ne diyor o güzel Toroslar türküsünde? Ay doğar aşmak ister, al yanak yaşmak ister, şu benim garip gönlüm yâre kavuşmak ister. İşte biz de bugün sizlere kavuşmak için buradayız. Bölücü örgütün güdümündeki partinin canıraş bir şekilde Bay Bay Kemal'i desteklemesinin sebebi budur. Kandil Bay Bay Kemal'i niçin destekliyor? Kandil'deki terörist başları niçin destekliyor? Kandil'den bu zat için her gün yeni bir destek mesajı gelmesinin sebebi budur. Her fırsatta CHP tabanına, İYİ Parti tabanına, Saadet tabanına hakaret eden HDP'lilerin birden başımıza en büyük Kemalci kesilmesinin sebebi budur. Darbeci FETÖ'cülerin devletin başına çökmek için heyecanlanmalarının sebebi budur. Karadeniz gazını ülkemize getirerek yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Evlerde kullanılan doğalgazı ilk ay tamamen, bir yıl boyunca da her ay 25 metreküpünü ücretsiz yaparak ülkenin kaynaklarını milletimizin her ferdine bölüştürme sözümüzü yerine getirdik. Sonra ne yaptık? Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı da milletimizin emrine verdik. Bay Bay Kemal'in Mersin için yapacağız, edeceğiz dediği konular var ya, işte onları biz zaten yaptık. Bitirdik Kemal, bitirdik. Şimdi daha fazlası için çalışıyoruz. Elbette şimdi bazılarınızın aklına bugüne kadar yaptıklarınız tamam da bundan sonra ne yapacaksanız sorusu gelebilir. Bu çok haklı ve yerinde bir soru. Koalisyon masasının ne ülkemiz ne de şehirlerimiz için kayda değer bir projesi olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Eveleyip geveledikleri şeylerin çoğu ya biraz önce söylediğim gibi zaten yapılmış işler ya da hiç gerçekçiliği olmayan laflardır. Biliyorsunuz geçtiğimiz seçimlerde belediyeleri kazandıkları yerlerde ne dediler? Her çiftçiye bir traktör vaat ettiler. Mersinli çiftçilerim, soruyorum, traktörlerinizi aldınız mı? Almadınız. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunlar sonra çıkıp milletin gözünün içine bakarak biz çarpıcı olsun diye öyle yaptık derler. Yani bunlar da yeter ki çarpıcı olsun, her türlü yalan serbest. Biz ise söylediğimiz her şeyi yaptık, yaparız. Yapmayacağımız, yapamayacağımız şeyi de zaten söylemeyiz. Her şey bir yana. Eser ve hizmet konusunda kimse elimize su dökemez.
Hiç kimse kusura bakmasın. Bu konuda rakip tanımıyoruz. 21 yıl bunu ortaya koyduk mu? Mersin'e eğitimde yaptıklarımız, sağlıkta yaptıklarımız, ulaşımda yaptıklarımız, dış politikada yaptıklarımız, bütünüyle bütün attığımız bu adımlar, tarımda hepsi ortada. E bunların yaptığı bir şey var mı? Yıllardır biz bu konuda muhalefetle değil, kendimizle yarışıyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını adım adım hayata geçirerek tüm bu emeklerin, gayretlerin, mücadelelerin karşılığını da alacağız. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras da gençler, bu olacak. Bu konuda en büyük desteği de artık onların zamanlarının misafiri olduğumuz gençlerimizden bekliyoruz. Şimdi gençler hazır mısınız? Gençler, Mersin'in gençleri, Türkiye'nin gençleri, bu son yarışı kendimiz için değil, sizin için yapıyoruz. Hamdolsun biz milletimize her seviyede hizmetimizi verdik, eserlerimizi ortaya koyduk. Türkiye yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra artık ülkemizin geleceğine daha bir güvenle bakacağız. Bayrağı sizlere gönül huzuruyla devredene kadar bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Öyleyse 14 Mayıs'ta bir kez daha tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? Çok koşacağız. Yarın İstanbul'da büyük bir İstanbul mitingi yapıyoruz. Şimdi hep birlikte artık son cümleyi söyleyelim. Hazır mıyız? Kaldıralım şöyle ellerimizi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Mersin'in hizmetkarları milletvekili adaylarımız. Her şey her şey Türkiye için. Dualarımız, hayallerimiz, göz bebeğimiz, o başkanımız. Hep onu söylüyor şarkılarımız. Kim durabilir milletin?